Merhaba, ben Bedirhan Çağlar. Bitirme dersi kapsamında yapmış olduğum Heuristic for Constructing, Resetting, Adaptive Distinguishing Sequence adlı projemden bahsedeceğim. Proje danışmanı hocam, doktor öğretim üyesi Uraz Cengiz Türker. İçerik olarak kısaca bunlara değineceğim. Öncelikle biz bu projede öyle uyarlamalı ayırt edici diziler üreteceğiz ki bu dizileri durum tanımlarken kullandığımızda aynı zamanda istediğimiz duruma transfer edeceğiz. Bu problem için heuristik iki algoritma gerçekleştireceğiz. Birinci dönem gerçekleştirmiş olduğumuz algoritma ile kıyaslayarak performans karşılaştırmasını gözlemleyeceğiz. Proje tasarım planı kısaca son durum makineleri ADS, PDS gibi alt dalları ayrılarak ADS'in tanımlama kısmı var. Daha sonra tanımlanan ADS'i kullanarak istediğimiz duruma transfer etme şeklinde. Algoritma tasarım planında ise input, tree and ADS set, output şeklinde 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Finite state machine'lerin spesifikasyon verileri alınarak bu verilen datayı tree'ye set ederiz. Brute force şeklinde tarama yaparak da success ya da fail olup olmadığını kullanıcıya sunarız. Resetting ADS'de state belirleme kısmı kullanıcı arayüzünde istediği state'i girerek sona durum makinelerindeki tüm state'lerin o state'e resetting olup olmadığını bizlere sorgulatmamızı sağlar. Resetting ADS'in kontrolü ise kısaca algoritmadan bahsedecek olursam 1-2-3 şeklinde 3 farklı state'im olduğunu düşünelim. Input sistem ise 1-0 ve kullanıcı tarafından girilen arzulanan state ise 3'tür. Şimdi algoritmama başlarken 1-2-3 mapinde ilk input sistemdeki ilk elemanı alarak bakıyoruz. Bir input uygulandığında 1-2 ve 3 şeklinde ikiye ayrıldığı gözleniyor. Ancak 1-2 state'leri 1'e merge ettiği için input listesine geri dönülerek bir sonraki input alınır. Şu şekilde onu da gözlemleyecek olursak 1, 2, 3 state'lerine yine aynı şekilde 0 input uygulanır. 1, 3 ve 2 şeklinde ikiye ayrılır. Daha sonra merge var mı ona bakılır. Merge yok. Singleton mı diye bakıyoruz. Singleton demek bir tane eleman olacak yaprakta. Bakıyoruz 2'den 3'e geçmiş. Evet. Daha sonra ise arzuladığımız state mi diye kontrol ediyoruz. 2'den 3'e geçmiş. Arzuladığım sette 3 olduğu için evet 3. Burada bir tane true olarak dönüyoruz. Devamında ise singleton olmayan tarafı tekrar recursive olarak aynı fonksiyona veriyoruz. 1-3 için bu sefer denemeye başlıyoruz. Input sistem ilk elemanı 1 olduğu için tekrar deniyorum. 1 uyguladığımda 1-3 diye ayrılıyor ancak current state'leri 1 ve 2 şeklinde yani arzuladığım state'e uygun olmadığı için input'u tekrar değiştiriyorum. 3'ten 3'e 1'den 3'e geçtiği için de hepsi bütün durumların 3'e geçtiğini gözlemledikten sonra bütün ağaç için success return ediliyor. Şimdi kısaca finite state machine dosya yapısından bahsedecek olursam finite state machine numarası 4811100 diye devam eden transaction bilgileri var. 4 burada state sayısını, 8 8 transaction sayısını, buradaki 1 ise finite state machine'in numarasını belirliyor. İlk dönem gerçekleştirmiş olduğum arayüzde file name ve desired state dediğimiz bu yapı kullanıldı. Yine aynı şekilde burada bir örnek gözlemleyebiliriz. Desired state 2 verdiğimde run dedikten sonra success ve fail listesinin bu şekilde dolduğunu ve ayrıştırmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Bu dönem yaptığımız heuristik bir algoritmamda ise pre-process input evaluation yaptık. Bu nedir? Karar ağaçları oluştururken kullanılan inputlar için ağaç oluşturulmadan önce her input'a priority atanır. Hangi input daha kaliteli sorusunu düşünülerek gerçeklenir. Input'un kalitesi kaç durumu birbirinden ayırdığı ile doğrudan ilişkilidir. Heuristik 2 kapsamında yapmış olduğumuz algoritma ise product automaton. Yani verilen finite state machine'deki durumların çarpımı ile oluşturulan ikili kombinasyonların kümesidir. 3 durumlu bir sonlu durum makinesi düşünüldüğünde 1-1, 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 3-3 durumları bu şekilde gözlemlenir. Biz bu product automatonu nerede kullandık sorusuna ise aktif state'ler üzerinde input seçerken kullandık. Yani dynamic olarak level aşağı indiğimizde elimizde bulunan aktif state'e hangi input'u kullanacağımızı product automatondaki edge'lere verdiğimiz merge, transferring ve distinguishing isimlerine bakarak buna karar verdik. Örnek bir tane product automaton yapacak olursak 1-2-3 şeklinde 3 farklı state olsun. Buradaki transition bilgilerine baktığımızda daha sonra product automatonun bu şekilde çıkardık. 1-2, 2-2, 2-3, 1-3 şeklindeki o product automatonun her bir elemanındaki
Edge'lere D, M ve T isimlerini görüyorsunuz. Burada D distinguishing demek, M merging demek, T ise transfer demek. Bir şeyin distinguishing olması için onun ayrışması lazım. 0-1 output'ları üretilmiş ve 2'den 2'ye geçmiş. Distinguishing diyoruz biz buna. 0-1 daha sonra transfer'e baktığımızda ise 0-0 output'unu üretmiş. 1-3'ten 2-3'e geçtiği için, farklı bir state'e geçtiği için ise bu transferdir. Merge'e bakacak olursak eğer 2'den 3'e B input uygulandığında 1-1 output'unu üretmiş. Yani output'ları aynı ve gittiği state'de 2-2 olduğu için biz buna merging diyoruz. Kısaca yapmış olduğumuz algoritmaların birinci dönemde yapmış olduğumuz algoritmayla kıyasladığımızda, bir örnek üzerinden baktığımızda 1, 2, 3, 4 diye 4 farklı state'e resetting ADS 1 ve heuristik 1 şeklinde çıkan sonucu görüyoruz. Bu ağaç yapısına bakacak olursak eğer ağacın B input uygulandıktan sonra 2, 4, 1, 3 şeklinde ayrıldığını gözlemliyoruz. Daha sonra ağacın sol tarafındaki ADS zaten aynı. Ağacın sağ tarafında ise 1, 3'e A input uygulanmış. Daha sonra 1, 3 transfer olmuş tekrar. 1, 3'e tekrar A uygulanmış. Sonra tekrar 1, 3, 1, 3 gelmiş ve A uygulanmış. En sonunda tekrar B uygulanarak 3, 1 şeklinde ayrışmış ve reset olmuş. Biz heuristik bir algoritmamızda pre-process input evaluation yaptığımızda A ve B inputlarını karşılaştırmıştık. A ve B inputları karşılaştırdığında B inputunun daha kaliteli olduğunu gözlemleyerek ağacı oluşturmaya B inputundan deneyerek başlıyoruz. Bu sefer ağacın sağ tarafında 1-3'e B uyguladığımızda direkt ilk level'da 3 ve 1 şeklinde ayrıştığını ve reset olduğunu gözlemliyoruz. Ve burada bir cost belirleyecek olursak, örneğin 3 ve 1 için baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 tane input kullanıldığını, yani 5 çarpı 2 10, daha sonra 2 ve 4'e baktığımızda 3, 3 çarpı 2 6, toplamda 16 cost'un 16 olarak ifade edebiliriz. Heuristik 1'de ise 3 ve 1 için baktığımızda 1, 2 ve çarpı 2 4, 1, 2, 3 çarpı 2 6, toplamda 10. Yani 16'ya 10 gibi arada bir ADS boyunun farkını da gözlemleyebiliyoruz. İkinci olarak gerçekleştirdiğimiz heuristik algoritmamızı kıyasladığımızda ise yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 diye 4 farklı state'imiz olduğunda A inputuyla başlanmış. Ağacı gözlemlediğimizde ağacın sol tarafı yine aynı şekilde, sağ tarafında ise 1, 4'e A input uygulandığında 1, 4'e transfer olmuş. Daha sonra tekrar A uygulandığında yine 1, 4'e transfer olmuş. Daha sonra B input uygulandığında 1, 4 şeklinde ayrışmış. Ancak bizim algoritmamızda direkt 1, 4 aktif state'ine bakıyoruz. A input'u ya da B input'u için distinguishing, transfer ya da merging'den hangisi? Eğer distinguishing bir input varsa direkt onu uyguladığımızda 1 ve 4 diye ayrıştığını gözlemleyebiliyoruz. Sonuç olarak Finite State Machine'lerin Resting ADS'e sahip olup olmadığını tasarlanan algoritmalarla gerçeklenerek bunları 10.000 adet Finite State Machine'le sınadık. Sınama sonucundaki gözlemlerimiz ise şu şekilde tablolarda görülmektedir. 700 state 1, 2, 3, 4, 5 diye ifade edilen şeyler arzulanan state'e girilen inputlar. 726 number dediğimiz kısım ise totalde kaç tane resetting ADS'i var, zaman olarak ne kadar sürüyor ve cost ağacın boyu ve her bir state için cost, total cost nedir şeklinde bu sonuçları elde ettik. Kısaca yorumlayacak olursak da heuristik 2 algoritmada zamansal olarak yaklaşık 2 saniye iyileşme görülmekte. Bunun ise yüzdelik performans karşılığı yaklaşık %20, %25 seviyelerinde olduğunu hesapladık. Ayrıca her iki algoritmada da cost ile ifade edilen ADS boylarındaki kısalma gözlemlenmiştir. İkinci heuristik algoritmamızda gerçeklenen product automaton'un içerisinde yer alan edge'lere gerekli koşullar doğrultusunda merge, transfer ve distinguishing tanımlamalarını literatüründe ilk olarak bizim tarafımızdan tanımlandı. Kısaca bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaynaklar bu şekilde.